nasıl yapalım onu? Acı sos. Turşu suyu mu? Acı sos. Bunu reklam mı yapacaksınız? Yapın reklam. Onu da reklamını yapın. Bursa Uludağ sularından geliyor zaten. Söyle yeter mi? Orta boyda, evet. Çok büyük tamam. Şöyle bir 4-5 tane atacağız. Evet, 4-5 tane. Tamam, o yeter. Şimdi özellikle son 2 yıldır bu pandemi döneminden sonra turşu suyuna çok talep oldu. Özellikle litre bazında biz bu kadar çok satmıyorduk. Pandemiden sonra litre satışımız daha da çok arttı. Bizim turşu suyumuzun içerisinde ne var? Sarımsak suyu var. Ne var? Lahana suyunun var. Lahana turşusunun suyu var. Elma sirkesi var. Bunlar bir araya geldiği zaman doğal probiyotik ortaya çıkıyor. O yüzden turşu suyuna çok talep oldu. Biz hatta camımıza, diğer şubemizdeki camımıza yazdık. Gripin şifası diye. Rahatsızlık geçiren, özellikle grip rahatsızlığı ve koronavirüs döneminde çok turşu suyu sattık müşterilerimize. 2 litre, 3 litre, hatta şöyle anlatayım. 3 litreden fazla vermedik. Çok yoğun talep oldu. Turşu suyumuz yetmemeye başladı. 3 litreden fazla vermiyorduk. Normalde bizim en çok lahana, salatalık ve acı biber gider. Ama pandemi döneminde sarımsak turşusu çok satılmaya başladı. Çünkü sarımsak turşu suyuna da attığımız için çok faydalı. Şu anda da sarımsak turşusu, hatta lahana turşusu da çok satılıyor bu pandemi döneminden sonra. Bizde hepsi aynı, 60 lira. Tek fiyat. Ürünlerimizin fiyatı. Hiçbir turşucu yazın dükkanını kapatmaz. Biz Eskişehir gibi serin yerde dükkanı kapatıyoruz. Çünkü koruyucu madde atmadığımız için havalar biraz ısındığı zaman turşular barlanıyor. Beyazlıyor yani. Bir de yumuşama yapıyor. Sadece tuz atıyoruz. Olduktan sonra kimi turşuya limon atıyoruz, kimi turşuya sirke atıyoruz. Şimdi biz yazın turşu suyunu bardak olarak daha çok satıyoruz. Turşuyu da kışın daha çok satıyoruz. Yani turşu suyunu da şişe olarak kışın çok tercih ediyor müşterilerimiz. Sadece su. Sadece turşu suyu.